Çocuklarımın, çocuklarımın çok affedersin. Perme perişan sokaklarda. Evlerimizde her türlü ahlaksızlık, rezillik. Artık bunlar içimize girdi. Ev içi, aile içi şiddetler, cinayetler, korkunç olaylar. En sonunda biliyor musunuz? Bu beni yıktı işte, yıktı. Nedir o? Çocuklar üzerinde yapılan istismarlar. Ulan bu kadar zalim olur mu bu be? Kaç? Bini bulmuş bini. Çocuk çocuk, erkek çocuğu. Ulan ne zalimsiniz siz? Siz insan mısınız ya? Bunu canavar yapmaz. Niye böyle oldu? Sen misin batıya uyan? Ha? Onlar var namus tertemiz. Her halt yiyor adamlar. Her pislik var. Bunlar bizim ahlakımız değil. Açıklık, ahlaksızlık, zina, fuhuş, kibir, gurur, etiket. Bunlar bize ait değil. Bizim örfümüzle bağdaşmaz. Bizim tarihimizle bağdaşmaz. Bizim özümüzle bağdaşmaz. Hoca nereden geldi? Batı'dan geldi bu pislik. Bu pisliği bize süpürdüler. Biz de kabul ettik kardeşim. Ettik. İlericilik adına, çağdaşlık adına tesettürü yok ettik. Haramlığı, selamlığı kaldırdık, attık. Onlara uymakla namazı hayatımızdan dışladık. İslam'ı hayatımızdan dışladık. Yardımı, doğruluğu, mertliği, güzelliği, hayırı, hasenatı hayatımızdan dışladık. Şimdi bela yağmur gibi geliyor. İşte Suriye'yi görüyorsunuz. İşte Filistin'i görüyorsunuz. Irak'ı görüyorsunuz. Çeçenistan'ı görüyorsunuz. Afganistan'ı, İslam alemini görüyor. Niye böyle olduk arkadaşlar? Niye? Nasıl olduk biz ya? Biz dünyaya ahlakta, doğrulukta, dürüstlükte örnek teşkil eden bir millettik biz. Bir millet. Bizi böyle anıyordu Avrupa. Nasıl oldu böyle canavarlaştık? Ha? Hocam nasıl canavar? Kur'an'dan koptun sen. Sen İslam'dan koptun. Sen Allah'ın emrinden koptun. Mevla böyle yap diyor, sen döndün böyle. Ben İslam'ı yaşarım, ben Müslümanım ama he? Çağdaş Müslüman. O nasıl oluyor? Nasıl çağdaş Müslümansın? Her haltı yerim diyor ya. İçki de içerim. Her dümeni yaparım. Namazımı da kılarım. Namazı seni çarpsın. Da böyle olur mu? Böyle İslam olur mu? Can yakacaksın. Ha? Canlar yakacaksın. Arkadaşlar kumar nedir kumar? Allah bunu niye yasakladı? Kardeşim sen kazandın. Kim kaybetti? Karşındaki adam Allah'ın kulu, insan, Müslüman. Bu adam bütün servetini mahvediyor ya. Ya sen kaybedeceksin ya o kaybedecek. O kaybettiği zaman asmalı köprüye gidiyor. Hazır durup intihar edecek. Yaptığını görüyor musun? Yılbaşında gördünüz mü piyango biletini? Yani o kazanan adam var ya, onun da hayatı perişan oluyor. Hiçbir kazanan adamın huzurunu görmedi. Hepsi terme perişan oldu gitti. Birden o oldum delisi oldu. Ya bunu Allah yasakladıysa muhterem, kaç milyon sıraya girmişler evin önünde. Ulan hacısı, kocası, sakallısı, dindarı. Bir de diyor utanmadan, kazanırsam cami yaptıracağım. Vay be! Ulan kumar parasıyla cami yapılıyor mu? Kime sordun sen? Bizim köylüm demeyeyim bari de. Adam bankaya gitmiş, faizini hesaplıyor kız, parasının şeyini alacak. Sağ eliyle hesabını yapıyor, o çalışan. Sol eliyle de kahvesini içiyormuş o kız. Tuttu dedi ki bizim hacı ağa, kızım bana bak dedi. Sol elle içmek haram biliyor musun dedi. Cevaba bak. Amca dedi, sağ elimle senin faizini hesaplıyorum dedi. Hey arkadaşlar. Ve hacı amca, şu yaptığın işi görüyor musun? Yani İslam'da örnek olacağına, kusura bakma, örnek bile olamadım be. He? Bir de emri bir maruf yapıyorsun ya. Kızım sol eline, ula sen faiz alıyorsun, faiz. Allah ve Resulü'nü harbi ilan ediyorsun, haberin var mı? Kur'an öyle diyor. Yani arkadaşlar, hocam ne olur alsa biliyor musun arkadaşlar? Bu faiz kime dokanıyor biliyor musun? Mesela diyelim ki adam müteahhit. Bankadan faizle para aldı. Bina yapıyor. Faizi cebinden mi ödüyor zannediyorsunuz? Ne yapıyor? Dairenin üstüne koyuyor. Alacağına. Onu sen ödüyorsun sen. Fırıncı alsa o faizi sen ödüyorsun. Fakir, fukara, ekmek bulamayan bütün yük sana bit. Zengine bir şey yok. O koyuyor alacağının üstüne. Ne olacaksa vallahi garipler. Ya Mevla bunu niye haram etti? Niye? Ödeyemeyen zavallılar 10 kuruş alacağını 50 kuruş alıyor kardeş. Zorluğu çeken onlar. Ağlara bir şey yok ki onun umurunda değil.
O yaptığı şeyin üzerine koyuyor. İşte bu işte çalışan tüccarlar bilir. Onun için muhterem, biz İslam'ı yaşasaydık var ya, inanın bana, dünyaya örnek olurduk be. Hristiyan alemi bile insanlık arıyor artık. Yani bıkmışlar zulümden. Bir çıkış kapı, bir ışık arıyor. Kim tutacak ışığı? Biz mi bu halimizde? Ya biz teknolojide geri kalmışız. İlimde geri kalmışız. Bilgide geri kalmışız. Kültürde geri kalmışız ya. Ne hale geldik ya? Kur'an elimizde, Kur'an. Böyle bir ilim deryası bizim elimizde. Biz geriyiz ha. Vallahi Allah'ın Resulü bu Kur'an'la var ya, kainatı aydınlattı be. Kainatı. Onun için ey aziz kardeşlerimiz, Allah-u Teala fazl-ı keremiyle bizlere hidayet versin inşallah. Amin.